çok zor koşullardayım. Ben de aslında annemin doğup büyüdüğü zor koşulların çok dışına çıkabilmiş değilim. Annemin hapishanesindeyim ben de, babamın hapishanesindeyim. Bu toplumun, bu memleketin, bu kültürün, bu inanç sisteminin yansıtılmasının bu şekilde politize edilmesinin ve satılık bir eşya haline getirilmesinin de mahkumuyum ben aslında. Doğru. Ben bütün bu mahkumiyetlerin içinde bir çocuğum yani. Yani hani geride kalan ebeveynimi olabildiğince hayatımda tutmak isterim. Hani bütün hayatım yıkılsın istemem. Anneciğim bana kalsın isterim. Çünkü babamı ne gördüm ki zaten ben? Ben babamı ne zaman ayık gördüm? Babam bizi ne zaman bir ödevimize oturdu, yardım etti? Babam bize bir kere ne zaman doğum günümüzü hatırlayıp bir hediye getirdi? Ne zaman biz bir pazar günü bir arabayla çıktık da gittik de bir göl kenarında bir yemek yedik? Şimdi ben ne biliyorum ki aslında anneye ve annemi de ben hep korkunç durumlarda gördüm aşağı yukarı. Çaresiz olduğu, mahvolduğu ve güçsüz göründüğü durumlarda gördüm. Evet. Ve annem en sonunda bizleri de korumak için kendini hiç etti yani. Hiç etti. Hiç etti annem de kendini. Babam da toprağın altına. Sen şiddeti sakladın mı kalbim? Sakladım. Ben de sakladım. Yıllarca sakladım. Hı. Ben de annemden onu miras aldım çünkü. Seni yeterinden fazla üzmeyecek kadar bizimle paylaşır mısın? Çünkü röportajlarında daha önce bunlardan bahsettin. Hiç bahsetmediğim bir şey olsa belki çok cesaret yeni, edemezdim. Çok yeni biliyorum. Babamın rahmetli olmasından sonra bunun ne babam adına ne annem adına ne de benim adıma utanılacak bir şey olmadığını çok yeni bir bağlamda kabul etmeye başladım. Hı. Çünkü bağımlılık bir hastalık gibi tedavi edilmesi gereken bir şey. İnsanların çözemedikleri duygusal travmaları, yaraları olduğu için insanlar bir şeylere böyle sarılıyorlar. Yani hiç kimse içip o hale gelmek istemez. Hiçbir mutlu birey içip o hale gelmek istemez. Biz burada sadece şiddet uygulayanı suçlamıyoruz. Biz şiddet uygulayanı bu hale getireni, kadın katilini bu hale getireni suçlamalıyız esas. Biz o büyük krokiye yani bu ülkeye yukarıdan bakmalıyız biz. Bu adamlar niye bu haldeler? Bu kadınlar niye bu haldeler? Niye birbirlerini sevip evlenip çocuklarını mutlu büyütmek yerine mutsuz çocukları birbirlerini öldürdükleri evlerde büyütüyorlar? Bu ne büyük bir acıdır, bu ne büyük bir uçurum. Ben de öyle bir evin çocuğuyum. Burada o kadar büyük kangren olmuş sorunlar var ki Ahmet. Evet, evet. Burada yani bizim içeri girmemiz lazım. Yani o evin içine, o doğum hanelere, o kadınlara, o adamlara, o ailelere girmemiz, o sofralara oturmamız. Galiba bütün doğru yanlışlarımızla tekrar yüzleşmemiz lazım. Evet. Yani bakın inancın ilk kuralıdır hak yememek. İnsanın yaşamı en değerli hakkıdır. Bu kadar. Hak yememek bütün dinlerin birinci kuralı. Madem bu kadar inançlıyız, o zaman bütün dinlerin birinci kuralı olan, bu ülkenin %99'unun da yaygın dini olanın birinci kuralı olan şeye bir bakalım. Hak yememek ya. Yani bize orada o dünya güzeli insan hak yememiş. Güllü Hanım hak yememiş işte. Evet. Güllü Hanım'a mahkemeye çıkmış ve demiş ki ben hak yemeyeceğim demiş. 24 senenin sonunda da olsa. Evet, ben hak yemeyeceğim. Evet, en zor zamanında hem de. Evet. Evladını kaybettiği bir zamanda dile getirmeye başarmış. Onun da başı sağ olsun. Evet. Çünkü onun evladı da o hale gelmek için. Evet. Diğer evlatlarını kurtarmış. Evet. Yani onu diyorum işte. Onun evladı, kızı, onlar onun torunları evladı. Torunları yani hani geride kalanlara bakalım. En son çocuktaydık ya. Evet. Anneni affeder miydin sorusunu sormayacağım. Affederdim diyorsun tabii. Affedecek bir şey yok Ahmet.